başladı. Evet hazır mıyız? Güzel bir hazırız bekliyorum şimdi. Hazır mıyız? Yuppi. <laughs> işte bu be. <laughs> 25 Şubat yarın yökün sınavı 10 numara geçecek. Bir kere buna inanıyoruz tamam mı? 10 numara yarın sınava gireceğiz. Efsane bir beyin altı vereceğim şu an hem taktik hem böyle telkin noktasında psikolog ya da psikiyatr değilim özür dilerim hocalarım vardır. Ama eğitim e, tecrübesi şahane o yüzden gereken şeyleri söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ekran paylaşıyorum. Ekran paylaşıyorum evet ekranımız geldi derse başlamadan önce teknik ekip, teknik ekip arkadaşlardan rica ediyorum. linki paylaşın gruplarda giremeyenler hemen girsinler. Bazen problem olabiliyor. Bu arada evet ekranımız geldi mi? Bir evet alalım. Güzel. Şimdi ses eğer bazı arkadaşlara gitmiyorsa eğer bu e, internetinizle ilgili olabiliyor. Zoom'un böyle bir özelliği var. E, eğer internetiniz dalgalı olduğu zaman sesimi kesiyor. Tecrübeyle sabit, hani biliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle başlayalım. Güzel bir yarım saatinizi alacağım en fazla dediğim gibi. Yok dil soru dağılımı. Şimdi sınavımızı açtığımızda birden 80'e kadar sorularla başlayacağız burada altın bazı noktalar söyleyeceğim. Bir, sınavın ilk anı çok heyecanlı olur öğrenci. Ortamın gerginliği, sıralar, ÖSYM görevlileri vesaire. Okey. Şimdi ne yapacağız? Kolay sorudan başlayacağız. Kolay soru nerededir? Ten sorusudur. Yani bu 1 ile 20 arasında ten sorularından başlayacağız. Bu kişiyi motive eder, gaza getirir. Gaza gelmemiz lazım. Yani bir araca başlıyorsunuz. Önce motive olmanız lazım. Önce düşünsenize. Kelimeden başladınız ve bilmediğiniz kelime çıktı. Bu illaki morali bozacak. Bu tecrübeyle sabit güzel bir yöntemimdir. İki arkadaşlar şu ana kadar denemelerde siz eğer hangi yolu izlediyseniz mesela hocam ben ilk 20 ile başladım sonra kloza geçtim sonra işte cümle tamamlama bunu yapın. Sınav anında sakın yeni bir model denemeyin. Çok canı yanan öğrencilerim oldu. Keşke denemeseydim diyenler oldu. İki İkinci söyledim bu idi. 3 3 tane mola veriyoruz. Yani ne demek bu? Diyelim ki bir aday 1 ile 30 arasını yaptı. 60 saniye mola. Mola da arkadaşlar gözümüzü kapatalım. Yani tabii ses çıkarar değil de derin nefes egzersiz yapabiliriz. Çünkü beyine oksijen gidiyor. O an stresimiz, heyecanımız ya da gerginliğimiz varsa daha azalıyor. Ve bir dakika o andan çıkıp bizi mutlu eden bir resmi düşünelim. Tamam mı? Sonra devam ediyorsunuz. Sıralamanız eğer cümle tamamlama, çeviri bu şekilde gidiyorsa, paragraf tamamlamayı da bitirdiniz, anlam akışını da bitirdiniz. Bir mola daha verin. E, ee, paragrafa geldiniz, paragraf da bitti. Bir mola daha veriyorsunuz. tabi çözerken, çözerken takıldığınız soruları mücadele etmeyin. Yani diyelim ki 31. soru cümle tamamlamada takıldınız. Epey uğraştınız. A, E, A mı, E mi, A mı, E Uğraşınca da yoğunlaşınca da böyle zihin acayip olur biliyor musunuz? Böyle yani ikisi de böyle benzer birbirine böyle bunalırsınız yani. E, daire için alıyoruz. Her soru için ortalama bir buçuk dakika. On tane soruyu daire için aldıysanız eğer sonda bir on beş dakikanız olsun daire için aldıklarınıza görüp bakın. Okey. Bu önemli. E, arkadaşlar şunu yapmayalım e, sınav anında lütfen. Çeviriyi en sona bırakanlar oluyor. Çeviri kolay bölümdür. En sona bırakılmaz. Bunu unutmayın. E, sınav yönetimde önemlidir. Paragrafı en fazla 60 dakika öneriyorum. Paragrafta e, eğer yoğunlaşmanız, motivasyonunuz düştüyse paragraf geçişi yaparken yine küçük dinlenmeler yapabilirsiniz. 30 saniye bir dinlenmeler yapabilirsiniz. Okey. Sınavla ilgili genel vereceğim bilgi bu. 76 ile ilgili bilgi bu. Evet. Sorularınız varsa lütfen benim chat e, ekranımı açık görebiliyorum. Eee sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi taktik veriyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Hop açtık. Sorular ağırlıklı 2022 2023 yöktü Sağlık Sosyal Fen'in e, derlenmiş hali. Şimdi bu vereceğim taktiklerle ben en az 10 puanı, 10 fazla puanı öngörüyorum. Yarın artık bakacağız. Sınav sonrası artık e, dua mı edersiniz? Yoksa hani öteki mi bilmiyorum. Yani tabii espri inşallah dua olacak tabii. Şimdi sevgili arkadaşlar taktik olarak baktığınızda bir soruyu okuyorsanız eğer bu bir bağlaç sorusuysa okey bu bir bağlaç sorusuysa bakın animals in fast flowing streams lütfen şıkta da while ve verez var ise bir okuyun sonuna kadar Vail ve Veres neyi sever arkadaşlar? Özne zıtlığı, evet. Miktar zıtlığı. Ekrana geliyor değil mi yazdıklarım? Miktar zıtlığı, evet. Ondan sonra sıfat zıtlığı. Ne demek sıfat zıtlığı? Erzurum soğuk bir şehir olmasına karşın Hatay sıcak bir şehirdir dediğimizde sıcak, soğuk sıfat zıtlığıdır mesela. Özne, miktar, sıfat ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar burada bazen edilgen görüntüde zıtlık yapabiliyorlar. Göstereceğim. Şimdi ikinci cümlede those in still waters var. Gördünüz mü? Those in still waters. Hemen bunları bir boyayalım. Bir boyayalım güzel olsun. Şöyle hop evet. Streams hemen sarıya boyadık. Geldik burayı da daha iyi görün diye sarıya boyadık. Bakın görüntüyü gördük mü? Zıtlı. Yani hızlı akan akarsulardaki hayvanlar, durgun sulardaki hayvanlar. Bu bizim while'ımızdır. Hemen akıllı pdf'imizi açıyoruz. Bu pdf akıllı pdf sistemi dedik. Neden arkadaşlar? Çünkü renkli çözümü biz yaptığımız için ve şu sarı fosfor olan yer vurgu. Bizim gözümüzün noktası yani. Okey. Ve bilinmeyen olası kelimeleri de yazdık. Her e, sorularımızın her bölümün her alanın akıllı PDF sistemi mevcut bizde. Şimdi stil e, bizim için belirleyici miydi? Evet. Buradaki stili görürseniz, soruda bir stil görürseniz sizi zıtlığa götürür. Okey. While vereze olduya bunlara götürür. Bizim için stil de önemli. Soruyu çevirdim mi? Hayır. Gerek var mı? Hayır. Bu soru bu şekilde çözülebilecek, görüntüyle çözülebilecek soru. Yarın kesin bir tane bekliyorum. Okey. Bir tane cevap attık benim klasik uyum vardır. Arkadaşlar bilir daha önce ders alanlar, almakta olanlar. Bu soruyu anlama oranınıza puan verin. 10 çok iyi. 1 ben hiçbir şey anlamadım. Görelim puanları. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 50 puanla şampiyonsun derdi Barış Manço rahmetli. Onu hatırladım şimdi. Tabii biz 80 kuşağız biliriz. Eyvah bir tane 2 gördüm. Arada bir 2 gördüm. Ee, genelde 10 çok. 8 üstü var ama bir iki tane iki gördüm. Bir tane dört gördüm. İki veren dört veren ve bana lütfen mesaj yazsın. Ee, hemen chatten mesaj yazsın. Neyi anlamadık yani. Okey. Hızlı devam ediyorum ben. Bu arada maşallah nazar değmesin katılımcı sayısını görebiliyor musunuz? Ben gördüm stres oldum bir an. <laughs> Heyecanlandım. Şimdi efsane bir taktik var. Bu soruyu evet 500 kişi var şu an katılımcı maşallah. Bu soruyu 5 saniyede çözene bravo. 5 saniye. 1 2 3 4 5. Bu soru 5 saniye nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Benim eski öğrenciler bilir hemen hap diye söyler. Boşluktan önce virgül ve boşluktan sonra fiile ing görürseniz, Danca'da der bay var ise şıkta yapıştırırsınız. Okay. Danca'da ya der bay. Böylece bu yüzden anlamındadır. Yani baktığınız zaman milattan önce birisi milattan önce bir aralar e, nehrin kenarında bir şeyler olmuş. Ve bu yüzden developing bu da geliştirmiş saban uygulamaları. Plowing saban demek. Cultivating hasat demek. E, burada virgül ing'ye odaklanıyoruz. Görüntü bu arkadaşlar. renkli açtım. Renkli akıllı pdf'imizi. Virgül vurgu ing bizim dasımızı gösterir. Bu arada bunların aynı zamanda Şöyle açıklamalı taktiksel çözümünü de hazırladık. Ee, hazırladık yani bunu da. Bunu dersten sonra YouTube kanalımızda yayınlayacağız ve PDF'leri paylaşacağız. PDF'lerin şifresi de king81. Okey. PDF'lerin şifresi de king81. Das derbay dedik. Das ya da derbay. Evet geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru da bilen öğrenci için ortalama 20 saniyelik bir soru. Neden? Hocam temel cümlede başta bir miktar var hocam. Meniyi çizin. Siz bize böyle öğrettiniz. Stili gördük mü zıtlık arayacağız. Evet stili gördük mü? Hop o zaman ben burada direkt even do ya da yadası var mı? Even do muadili yok ki. Sadece even do kullanacağız. Çünkü stil zıtlıktır. Bu yüzden even do. Çözümü açtım. Ee, özne zıtlığını da görün. Bakın pek çok Afrikalı şöyle şöyle yapıyor iken Batılı topluluk ve uygarlıklar kurumlar şöyle şöyle yapıyor yine de. Yani Afrikalılar Batı kurumları özde zıtlığını gördük. Stili gördük. Bu bizim için önemli. Başka hap bilgiler verim arkadaşlar. Şimdi ezif satır başında olmaz. Okey. Bunu kafadan edin. Ezif'in anlamı nedir? Mış gibi. Ezdo ile sinonimdir. Ezdo ile ezif bunlar kan kardeşler. Mesela he behaves davranır. İşte he seems, he trades. özne değişebilir, şey olabilir, herhangi bir şey olabilir. He looks like, görünür, he benzer gibi. Görünür, benzemek, davranmak gibi fiiller varsa, varsa o zaman as if ya da as do e, yapıştırıyoruz. He pretends, pretends gibi davranmak demek. Bunlar varsa ezifi seçersiniz. Yoksa seçmeyin. Okey. Görüntüye yönelik bir bağlaştır bu. Justice'in iki anlamı var. Biri tıpkı biri iken, iken anlamında vazbör ayancı kullanılır. Tıpkı anlamında kıyas yapar. E hocam burada kıyas yapmış. Justice olmaz mıydı? Olmazdı. Stil var. Okey. Stil var. Evet. Şimdi e, ee, de biz buradan ne yaptık arkadaşlar? E, eledik. Ezif anlam olarak tam olarak ne oluyor hocam? E, mış gibi. Mış gibi demek. Okey. Evet. Mış gibi demek dedik. Şimdi o zaman devam ediyoruz. Annes mesela olabilir miydi? Olmazdı çünkü annesin bir görüntüsü olacak. Will, can, may present olduğu için. Bir kaos sebep bağlıcıydı. Onu da eledik. Just as past continuous ise e, was were, ing ise iken anlamındadır. Tıpkı anlamında ise özne zıtlı ya da e, miktarsal zıtlık yine isteyebilir ama stil olduğu için just seçemiyoruz yani. Okey. Bu soruyu anlamamıza puan verelim. 10. Hocam ben anladım. 1 anlamadım. O arada bir skala. Evet güzel. <laughs> güzel. Şimdi dördüncü soruya geçiyorum. Harika gidiyor muyuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Her şey yolunda mı? Hocam bir önceki soruda developing olunca mı e, şey? Bir önceki soruda bir önceki soruda e, virgül ayıncı olunca DAS ya da DERBAY seçeceğiz arkadaşlar. DAS ya da DERBAY seçeceğiz. Okey. Devam. Bir TENS sorusu. TENS sorusunda efsane TENS taktiklerimiz vardı. İzlemediyseniz YouTube'da bir videom var TENS ile ilgili bunu izleyebilirsiniz e, ee, paketlerinizde ters ilgili 4 tane 5 tane videolar var. Eksikleri giderebilirsiniz. Şimdi olay çok basit, pratik. pdf'in de sadece tekrar etseniz olur. Feed of taktiğimiz var burada. Değil mi? Bakın feed taktiğimiz var. Feed of taktiği neydi arkadaşlar? For several decades. For the last, over the last, within the last, during the last, in the last ya da the past ifadeleri olduğunda biz have has seçeriz. Okay. Ee, ve geniş zaman mı olur diğer taraf? Ee, bakacağım soruya. Eğer presentlıysa geniş zaman olacak. Ki zaten beni çeldiren başka ifade yok. Bu yüzden Adana diyeceğim. Okey Bu yüzden Adana diyeceğim sevgili arkadaşlar. Evet, yayın kaydediliyor. Ee, kayıttan sonra izleyeceksiniz YouTube'dan arkadaşlar. Ee, şimdi geldik. Niye mesela B olmaz? Tabii ben şimdi ÖSYM'nin çeldiriciliklerini de hep düşünüyorum. Bakın mesela E şıkkı head pastor Wood pek kullanılan bir şey değildir. Will bağlaçta çok tercih edilmez. Was head vardır ama for taktiğinden dolayı sildik olmadı yani. Is has'in muadilidir olabilirdi ama diğer tarafta baktığımızda will survive ve yine for olayından kaybetti. Bence bu soru yapılabilir bir soruydu. Sizce de öyle mi? Arkadaşlar evet pdf'lerin şifresi king81 youtube'da yükleyeceğiz şifre king81 sadece yayına girenlere şifre verilmiş olacak dolayısıyla çünkü ben davet ettim daveti icabet etmek lazımdı yani değil mi yani burada da biraz yani alınganım yani <laughs> peki hemen herkese şöyle bir mesaj atayım şifre king 81 attım. Ee, kişi, Serdar Bey onunla ilgilenir muhtemelen. Normalde kapasite e, daha fazla olması lazım. E, 500 mü? E, bilemedim şimdi. 1500 girmesi lazım. Bakalım şimdi. devam edelim. Beşinci soru. Bir kaos. Çünkü kaos çünkü soğut etmek için as gibi while iken whereas iken e karşı oldu herhalde. Anlamlarını şöyle bir sıraladım ama gerek yok. 10 saniyelik bir soru. Neden? Boşluktan sonra modul varsa can will may yazıyorum tane tane can will may varsa biz hangi bağlaçları seçeceğiz? So that in order det varsa yapışın arkadaşlar. Seçin. Ama bu yok. Mesela so that in order yok. Otherwise otherwise'ın will ile kullanımı or else ya da or would kullanımı will ile kullanımı meşhurdur bu üçünün. Okey. Ama bunlar yoksa can ile will ile may ile present'larda so that in order that. Past olduğunda modullarımız ne olacak? Could would ya da might olacak sevgili arkadaşlar. soruda da 5'e Bursa diyoruz ve geçiyoruz. Okey. 5'e Bursa dedik ve geçtik. Burada sorumuz var mı? Bunu anladık mı? Anlamı mek için sın diyedir arkadaşlar. Yani gübrelemenin bir süreç olduğundan bahsediyor. Fertile soil yani verimli toprak ekonomik anlamda üretebilsin, üretilebilsin diye, üretilebilsin diye bu organik atın çürüdüğü bir yerdir. Okey, sın diyemek için. Hocam, e, sol detrimoldeki yoksa ikinci alternatifler nedir? Otherwise, or else, or. Okey. Herkese şöyle bir mesaj atıyorum. Otherwise, or as ya da or. Aralarda virgül var, ben koymadım. Otherwise, or else, ya da or. Okey, aralarda virgül var. 5. soru tamam arkadaşlar, şöyle altın soruya geçiyorum. Şöyle bakıyorum. Hocam if model sevmez mi? If model sever. Ee, bir önceki soru için mi söylüyoruz? Ee, bir önceki soruda ama if yok. Ezif var. Ezif'in görüntüsünü anlattım. Ezif'in görüntüsünü söyledim. Altın soruya bakalım. Aman Allah'ım altı. Yemin ederim sevdim. Yani bakın şimdi some others. Hop. Some. Hop. Others. Lütfen bu sorunun cevabını yazın ya. Chatten yazın. Bu sorunun cevabı ne olacak? Sevgili arkadaşlar. Duyduk duymadık demeyin. Samadırs'ı görünce Wild Veres'i seçin. Yupi. Samadırs bakın. Wild Veres şaşmaz. Wild Veres. İki soru bekliyorum. Yani Wild Veres'in ya bu şekilde ya cümle tamamlama ya close testi yarın bekliyorum yani. Bazı bebek hayvanlar annelerin içinde gelişim sürecini tamamlarlar. Ama buna karşın diğerleri ne yapar? Koruyucu işte yumurta kutularında gelişimlerini sağlarlar. Diyor. As if kendisinden önce o yazdığım sihirli fiilleri ister. Vedir kendisinden sonra belirsizlik ister. Şey pardon, kendisinden önce belirsizlik ister. Wonder, determine gibi. E just as, iken anlamında waslor ing ister. Just as, tıpkı anlamında olur muydu? Olmaz. Çünkü kıyas mantığı some da just'a uygun bir görüntü değil. Sin sebep bağlacıdır. Den anlamında, den anlamında ne alır? Cümleyi tamamlayın. Since then beri anla. Bravo dedim. İlk cevabı sen verdiğin için bravo dedim. Evet, şimdi, şimdi tabii çar çar gibi yazıyorsunuz ama ilk cevabı verenlere isim söylüyorum. Şimdi o zaman while doğru cevap. Harika gidiyorsunuz. Evet. Serdar Bey 500'e mi sınladın? Ne yaptın böyle herkes zamanda gelsin diye. Evet yedinci soruya baktığımızda Hocam soruma cevap vermeniz işte, işte tabii var hemen Serdar Taşkın hemen verelim. Justice için vazbör ayıncı olması gerekecek. Evet doğru. Vazvör ayıncı olması gerekecek. Okey. Şimdi yediğiniz soruya bakalım. İkili bağlaç. Net yapılabilecek bir sorudur arkadaşlar. İkili bağlaçlarda. Bakın hareket izleyin. Vedir. Özne ve yüklem ister. Özne ve yüklem. Weather kendisinden önce belirsizlik ister. Determine. E, kesinlikle Weather'ın görüntüsüne uygun. Okey. Hocam while olmasa justice seçilir miydi? E, yok seçilmezdi. The more the more. The more you e, eat mesela. The fatter you are. Hani ne kadar çok yersen o kadar kilo alırsın. Özne yüklem ister. Bakıyorum. Mail özne yüklemi yok. Eliyorum. As as. Araya ne ister arkadaşlar? Mesela as high as değil mi? Sıfat ister. Ya da as careful as e, sıfat ister. Ya da zarf ister. As carelessly carelessly as zarf ister. Neither nor ve both and de kesinlikle bir tanesi cümle alıp diğeri bir kelime alamaz. Okey. Onu da oradan eliyoruz. İkili bağlaştan bir tane kesin soru geliyor. Ve adamların çeldiriciliklerinde her zaman şıklarda illa ki bu dumur dumur vardır. İşte naydu nor ya da botent ya da aydurur ya da atunübat olsa vardır. Saçdet vardır, ezez vardır, Sodet vardır. Bu yedili döner. Okey. Saçdeti de söyleyelim. Saç kendisinden sonra sıfat artı isim alacak, değil mi? Ya da saç eladof efiv elidil. So kendisinden sonra sadece sıfat alacak. So sıfat so that, so adjective that, so uh, beautiful, so hot, so crowded gibi. sonra son, e whether öncesi e yazar mısınız? Tabii whether yazalım. Whether kendisinden önce arkadaşlar ne ister? Mesela I do not know, bilmiyorum. Whether, whether, okay. Ya da e if, whether if beraber kullanılabilir. Aynı anda değil. Ya da dedim. E I don't know dedik. I wonder diyebiliriz. Yani I don't know yerine mesela I wonder. Okey. Bilmemek, merak etmek. I e, determine, karar vermeye çalışmak. Try to determine. Bunlarla weather'ı görünce seçebilirsiniz. Yani belirsizlik. I am not sure. It's not obvious. It's not clear. It's not exact. Gibi belirsizlik ifadelerinde e, bunları kullanırız. Bir de no sooner than var. Hardly, scarcely, barely, when o da bu grupta. No sunur'dan kendisinin olduğu yerde headwork uçu ister. Okey. Evet burada sorumuz var mı? Ee, bu arada mesela atıyorum şöyle bir conjunction listimiz var. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Bu harika bir listedir. Sınavdan önce bulunması gereken bir listedir. Listede bağlaçların kategorizasyonları cümle alır mı almaz mı anlamı vesaire hepsi var. E, bu liste web sitemizde King.com'da akıllı pdf tarafında hizmet olarak alabilirsiniz. E, ama zaten bizden ders almış olanlar tüm pdflere sahip oluyor. Bu e, listede onlar da var. Okey. Şimdi. E, hocam e, istersen evet güzel güzel o süper süper psikoloji çok iyi oldu diyenler var. Sekizinci soruya geldik. İyi diyoruz sanırım. Daha 22 dakika oldu. Biraz zamanımız azsa sıkıntı olur mu? Sorular güzel gidiyor çünkü. Var mı sıkıntı? Sanırım yok. Evet. Hızlı bir şekilde biraz daha hızlı olayım. Arkadaşlar belief ifadesini gördünüz ya. Belief ile beraber kullanılan e, Abdullah bir daha soralım. Belief ile kullanılan bir şey var. O da nedir? Contrary to. Contrary to the belief. Contrary to the idea. Bu yapışıktır yani. Okey. Dolayısıyla cevaba Bursa deyip geçiyoruz yani. Okey. E, şimdi Bursa deyip geçiyoruz. Geldik şimdi. Evet. Çözümü açmayayım. Şuradan önce bir dokuzuncu soruyu açalım. Bir ten sorusu daha. Ten sorusuna baktığımızda vazı çizdik arkadaşlar. Vazı fosforlu gösterdim. Paslı ifade. Devam ediyorum. Burada bir sins var. Geçmiş ait bir ifade. Şimdi bakın klasik öğrenci ne yapacak? Heves work güçlü olanı seçecek değil mi? Ama olmaz. Neden olmaz? Çünkü baş vaz. Vazın devamında size ne yapmış sevgili arkadaşlar? Bir anti zaman bağlacı kullanmış. Zaman bağlaçları ten zorunlu değil mi? Zorunlu. Burası ne olacak? Past olacak. Dolayısıyla biz A'yı seçeceğiz. Bunu burada ne diyeceğiz? Bunu burada ÖSYM yemlemiş bize. Yani heves sinsi görünce hevesi seç diye. Ama oradaki vaz ve oradaki antil tensiyumu önemli. Peki head olur mu? Tabii ki olur. For since de aslı uyum varsa head verb 3 kullanabiliyoruz. Burada Sıkıntımız var mı? Olayı anladık mı? Evet. Harika gidiyoruz. O zaman şimdi gelelim ee, bir 10 soru bir reduction sorusu. Evet onuncu soru. Sorular geliyor. Ee, biraz göremeyebilirim. Aynı anda çok şeyler geliyor. Sorular geliyor. ha C neden olmadı mesela? C'nin olmama sebebi şu arkadaşlar. İkinci boşlukta. Şu sinsin olduğu yerde kesinlikle e, have has ya da had olacaktı. Were olduğu için gitti. Perfectlerde kullanılır bu sins. Okey. Perfectlerde kullanılır bu sins sevgili arkadaşlar. Bu kadar bilgiye hocam nasıl sahip olduk, nasıl oluyoruz? Şimdi süreçte ders alan öğrencilerin bilir bunları vurguladık. Hep söyledik. Akıllı PDF'mizi kullandılar. Tekrarlarını yaptılar. Quizlet kelime sistemimiz vardı. Quizlet kelime sisteminde haftada 3 gün, 2 gün yanlı yarışmalara katıldılar. Bugün de size sürprizim var. Bu dersten sonra sadece yarın çıkmasını düşündüğümüz bazı gök dil kelimelerinden kelime yarışması olacak. Ders bitimine doğru, ders bitimine doğru linki buradan atacağım. O yüzden ders sonuna kadar kalıyoruz. Okey Linki buradan atacağım. Quizlet Bu kelime yarışması olacak. Ee, bu tabii bir, bir sistem sistem arkadaşlar. Yani kelimesiyle, sorusuyla, taktiğiyle, yöntemiyle e, tüm konuları gruplandırmışız. Artı bir sürprizim daha var. Bakın Fulleten Yöktil Taktikleri diye bir pdf hazırladık. Çok on numara bir şey. Derse katılmış olanlar bunu e, edinebilecek, onları alabilecek. Yani derse katılmamış olanlar web sitemizden gidip satın alabilecekler. E, çünkü derse katılanlar, çünkü konuk misafir ettik. Ee, ne oldu? Geldiler, icabet ettiler, güzel oldu. Şimdi e, örnek soru çözümlerimize devam ediyoruz. Açtım 10. soruya baktım. 10. soru ikinci taraf reduction. Okey. 10. soru ikinci taraf reduction. Reduction nedir? Kısaltmadır arkadaşlar. Kısaltmalarda hareket çok basit. Enough ya da to'yu görürseniz, ikinci taraftan başladım. To'yu görürseniz, enough ya da to, tu kısaltmasını seçmek zorundasınız. Üç tane şık elendi. Üç tane şık elendi. Geldim. Ee, B ve D'de kaldım. Değil mi? B de present, D de present. Bu soruyu yine hap taktiğimle öğrencim, benim ders verdiğim öğrenciler bu soruya D der. Neden de soruyorum. Öğrencilerden cevap versinler. Neden D? direkt? Evet çok güzel. Harikasınız. Past yok hocam. Süpersiniz. To have verb to have been verb 3 İki to arasında kaldığınızda ben ne demiştim? Yalın olanı seçin demiştim. Yani have'li olanı değil de to be verb 3 olanı. Ama bakın ikisi de pesif. Şartlar eşitse birisi aktif olursa zaten aktif mi pasif mi ona bakacağız yani. Değil mi? Evet, harikasınız yemin ederim. 10 numara. Çok güzel. Devam ediyorum. 11. soruyu da vereceğim. 10 numara bir e, taktik arkadaşlar. 11. soruda ne var? Soruyu çözme süremiz tamı tamına 5 saniye. Niye? Boşluktan sonra fiil varsa boşluktan sonra fiil varsa ders kaydediliyor ya sorun etmeyin. Youtube'dan defalarca izleyeceksiniz. E, boşluktan sonra fiil varsa ne olacak? Who, which that efsane üçlümdür. Boşluktan sonra fiil varsa who, which that ÖSYM'nin 20. sorusudur bu genelde doğru sıralamada. E, bir relatif sorusudur. Fiil varsa who which that. Başka bir olasılık kombinasyon bir şey olamaz arkadaşlar. Who nasıl yapılır? Who için taktiğimiz şu. Boşluk öncesi ve boşluk sonrası hayali esi koyacağız. Mesela annemin annemin arkadaşları diye bir cümle yazdım. Şurayı düzeltiyoruz. Friends dedik. A şıkkı. Who's. B şıkkı. Who. Öğrenci ikisinde kaldı. E, who, who hocam. E, canlılardan sonra kullanılır. e Who's'da da kararsız kaldım. Kararsız kalmıyoruz arkadaşlar. E, şöyle. Şöyle. hop Annemin arkadaşları. Gördük mü? Annemin arkadaşları anlamlı olduğu için cevaba who's diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu oturdu sanırım. Burada da sıkıntı yok. Değil mi? Burada da sıkıntı yok. Evet. Geldik. Bir Fidova. Hemen bunu da vermek istiyorum. 11 de watt olmaz mı? Olmaz. Çünkü battan sonra bir tane özne gerekli. Sevgili arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda ee, hocam taktiklere nerede ulaşabileceğiz? Böyle arkadaşlar. Ee, fulleten taktiklerle ilgili ve diğer PDF'leri Önce diğer PDF'leri YouTube'a şifreli olarak zaten vereceğiz. Ee, şifre, şifresini bilen açabilecek. Buleten taktiklerinin de şifresi olacak. King 81 şifresi. Onu açtığınızda zaten erişim sağlayabileceksiniz. Okey. Ya amaç burada derse katılım, hani beraber böyle interaction, etkileşim olmasıydı. Tabii zorunlu katılamayanlar var. Bana birçok kişi yazdı. Hocam nöbetim var, hocam hastam var veya da hocam cenazemiz var gibisinden. Ee, onlar sonradan izlerler. Şimdi feed of taktiği. Over the past'ı gördük. İki şıkta kalacaksınız. Have has ya da have has been work 3. Evet. Etken mi edilgen mi diye düşünecekken hiç gerek yok. İkinci boşluğa baktığımda burası had. Ten suyumu yok. Birinci boşlukta ten suyumu var. Cevaba Adana diyoruz. Cevaba Adana diyoruz. Okey. Evet. Sevgili arkadaşlar. 30 dakika doldu. Devam mı? Birkaç soru daha var. Devam mı? Bitireyim mi? Devam diyenler devam. 500 tane devam görürsem devam ederim. Vay be maşallah ya. Sıkılmadınız yani. Çok güzel. Devam lütfen. Devam, 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 devam. Devam hocam. Peki hemen devam ediyorum. Sizleri çok kadar hazırladık. Ya seviyorum ben bu sporu ya değil mi arkadaşlar? Evet 13 e açtık yarınki çıkacak soruları <laughs> verin hocam. Vallahi işte hani 23 yılımı verdiğim için hani bunlar benzerleri bunlardan çıkarsa benzerinden bu olacak diye tüyo verebiliyorum. Başka bir şey veremiyorum yani. Şimdi saç kendisinden sonra sıfat damlaması alır. Help bir fiildir. Ele. Neither nor. Öbek alır. Mesela bu bir fiildir. Bu da bir fiildir. Olur. Vedir. Özne alır. Yüklem alır. Öznesi yok. Ele. No sunur. Head verb alır. Ele, Naton Nibat olsa öbek alır. Kalsın. Bvde de kaldınız. Soruyu hızlı okuduğumda help olumlu bir kelimedir. Yardım eder enerji seviyelerinin artmasına. Dolayısıyla şlak diye Edirne'yi seçiyoruz. Neither nor? Ne ne de demektir. Eğer sen yorgun hissedersen su alımını artırmalısın. Çünkü enerji seviyelerini hem arttırır, artırmakla kalmayıp aynı zamanda ne yapar? E, ee, ürüner enfeksiyon riskini azaltır. Evet, ürüner enfeksiyon riskini azaltır dedik. Şimdi paragraf tamamlama. 6 sorumuz kaldı arkadaşlar. Bitirelim 6 soruyu da güzel olur yani. 6 soru paragraf tamamlama. Hemen hızlı bir şekilde açtım. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Okey. Evet, natonibat olsa hem hem de demekti. Hem hem de. Others'ı gördünüz. Bakın, others maintain. Others çok harika bir kelimedir. Yani diğerleri bir şeye odaklanıyorsa boşlukta ben birilerini düşüneceğim. Paragraf tamamlaması olandan altı soru gelir. Önce boşluk sonrasındaki kelimeye odaklanın. Kısa süreli uyku haplarının kullanımı may also. Efsane olsa taktiği. Also varsa also'nun olduğu cümleyi bir anlayalım. Şıklara inelim. Also'nun muadili olacak. Yani ne demek bu? Uyku haplarının kısa süreli kullanımı aynı zamanda uygundur diyor. O zaman bazıları başka bir şeyi e, uygundur veya da başka bir şey şudur diye savunacak. Doğru mu? Doğru. Hocam yani lafı uzatmadan dersek biz ne arayacağız? Biz adırsı karşıdan çoğul bir isim arayacağız. Şıklara bakalım. Bir tek D'de var. Bir tek D'de var arkadaşlar. E, Sleep experts uzmanlar, uzmanlar ha A'da da var. Some people evet some people. Ama bakın uzmanlar inanıyor. Can be. Şurayı çizelim. Helpful. Helpful artı bir kelime. Appropriate de artı bir kelime. Also'dan bunlar uyar. Okey. Ama burada baktığınızda adam zıtlık koymuş. Burayı also'ya nasıl uyduracaksınız? Uyku haplarını kullanımı aynı zamanda uygundur demesi için bir önceki cümlede uyku haplarının bir miktar kullanımı yararlıdır ve uygundur. Şöyle düşünün. I drink coffee, I also drink tea. Çayı severim, aynı zamanda kahveyi de severim. Yani D'da anlamı verecek ya. Okey. Bundan dolayı olsa taktiğidir. Anlaşıldı mı? Ee, şimdi sevgili arkadaşlar. Bu da tamam. Geldik 15. soruya. 15. soruya bir close sorusu 15. soru. Hemen hap bilgiyle çözebileceğimiz soru. Direkt şuradan göstermek istiyorum. Hap bilgi şu arkadaşlar. Tekillik çoğulluk olayı ve virgül bat olayı. Ne demek bu? Bir şeyi en olarak bahsedilince. Mesela en ünlüsü Mısır'daki eski eskidir. Eski olabilir. En şıt Mısır. Eski Mısır olabilir. Ama diğerleri. Ama diğerleri. Buradaki görüntünün esprisi şudur. Ee, bir aşırılık ifadesi vardır. Tek bir şey en diye verir. Sonra çoğul ifade kullanır. Virgül vardır ve bizi bata götürür. Okey. Bundan dolayı bat diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Harika e, gidiyoruz. E, bunları YouTube kanalımızda vereceğiz. Sorular geliyor. E, tabii ki ben hocam şöyle bir burada hemen bir stop yapıp sizi bir noktaya götüreceğim arkadaşlar. Hemen bir stop yapıp sizi bir noktaya götürüyorum. Ee, şöyle bir saniye. Evet. Diğer sayfayı açıyorum size. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir sayfamız var. Bu benim öğrencilerime de bugün sürpriz olacak. Evet bu bizim yeni mağazamız yeni web sitemiz. Yeni okulumuz ydsyoktilkursu.com domaini ve her şey bize ait Arka planda çok ciddi çalışmalar oldu ee, Burada bu web sitesini e, ilk defa zaten öğrenciler de ilk defa görüyor Bugüne sürpriz oldu yani Burada neler olacak arkadaşlar ee, Burada son model, arka plan, son sistem Online, offline eğitimler ama Hakan Hoca King'de. koma yönlendiriyor online eğitimler Burada daha çok offline, daha çok video taktik paketleri daha çok özel pdf kitaplar mesela şu bir ihtiyaçtı öğrencilerimden gelen. Hocam ben ya benim mesela 68'im var 70'e giremiyorum benim böyle küçük bir şeye ihtiyacım var. Mesela EYDS sınavına nasıl hazırlanmalı ya da işte Gökdül Sosyal Yüz Kısa Okuma Parçası, Fulleten Gökdül Gramer Taktikleri, Paragraf Taktikleri gibi tıp dil önemli yüz kelime. Burada yani ufak şeyler var arkadaşlar. Ufak ihtiyacı olan ihtiyacını giderecek PDF'ler. Video paketlerinde örnek veriyorum. Video sağlık, yok sağlık taktik paketleri, yok fen taktik paketleri diye gidiyor mesela. Burada da repertuar geniş. İşte sağlık cümle tamamlama, paragraf tamamlama, sağlık kelime taktikleri, gramer taktikleri böldük yani. Okey bunları böldük. şimdi burada tabii çalışmalar ve yüklemeler devam ediyor. Bazı pdf'ler yüklü. Video paketleri şu an yüklü değil ama yükleniyor arkadaşlar. E, yeni e, sitemizin görüntüsü, yorumlarınızı istiyorum. E, şeyi nasıl arkadaşlar? E, bu background önemli. Tabi giriş burada mesela login'den e, hemen giriş yapabiliyoruz. Çok basit ve sade. E, video paneli de güzel olacak. E, kayıtlı öğrencilerin bunu kullanacak. Yani bu sınavdan sonra e, erişim e, vereceğim bunlara ben. Verdireceğim yani. Güzel olmuş mu? Evet güzel. Ben sevindim e, beğenmenize. Şimdi bir de bir sürprizimiz daha var. O da şu. Tabi programa katılanları olacaktı e, bu sürpriz. Şimdi Hakun Hoca Kim Kom'a geldiğinizde YDS Göktü kurslara geldiğinizde kurs paketlerimiz var. Bakın. Şu üçlü sağlık sosyal fen paketidir. Şu offline e, son ay canlı gruptur. Şu ileri seviye, kırmızı olan ileri seviyedir. Mavi olan da e, online temelden kurs. Biz online temelden kurs her zaman açarız. Bir de ileri açarız arkadaşlar. Şimdi siz e, online canlı ders ya da e, ileri seviye kursumuzu aldığınızda bu online canlı derslerimiz 2 Nisan'da başlayacak ama hemen öncesinde offline kayıtlar açılıyor. İleri seviyede Mayısın sonu Haziran gibi başlayacak öncesinde de offline açılıyor. Burada bir kupon kodu indiriminiz olacak. O da şu arkadaşlar mesela ben diyelim ki bunu almak istiyorum. Burada da tabii sadece Zuma şu an katılanlar bundan faydalanabilecek. E, bu YouTube'da paylaşılmayacak yani hani sonuçta. E, baktığımızda kursu al diyoruz. Kursu ala bastığımızda arkadaşlar burada e, görüyoruz. E, burada bir kupon kodum, kodumuz olacaktı. Geriye gelelim. Evet kupon kodunu gireceğiz. E, sonradan düşünen arkadaşlarımız olursa ya da işte e, orta seviye düşünen arkadaşlarımız olabilir ya da bir yakınınız düşünürse ee, ödeme sayfasına git dediğimizde kupon koduna baktığınızda bakın burada indirim yapılmış oluyor. Dikkat ederseniz burada kuponunuzu girmek için burada kupon koduna Hakan e, Hoca diyoruz. Evet. Hakan Hoca diyoruz. Ve e, burada fiyatımız bir indirim oluyor. Ortalama bir 2000 liralık indirim yapmış oluyor. Ben de yeni görüyorum. Arkada yazılım birimi ve e, diğer arkadaşlar ilgilendi bununla. Böyle bir indirimimiz oluyor yani. Bu da aklımızda bulunsun. İhtiyacı olanlar değerlendirebilir, alabilir. Ee, Serdar Bey ne zamana kadar geçerli? Yazdı bana hemen. Gece 12'ye kadar geçerli. 12'den sonra geçerli değil arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hemen 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 4 soru arkadaşlar. 4 soru. Şu görüntüyü görelim. Bu görüntüde close testte one is from. Bakın one the other some others, one other. Bunu gördüğünüzde while ya da whereas'i yapıştıracaksınız. Okey. While ya da whereas'i yapıştıracaksınız. E, bu çok önemli. Bu çok önemli yani. Gelelim şimdi 17. soruya. 17. soruya baktığımızda Mars e, have been once. Mars bir zamanlar sıcaktı. Şimdi buradaki önce çözümsüzden göstereyim. Hani şeyi görün. Olayı bir görün. Buradaki görüntü şu arkadaşlar, cümle tamamlama sorusu. Vansı gördünüz, bir zamanlar anlamına geliyor. Bir zamanları gördüğünüzde şıkta, but, yet, however arıyoruz ve now ya da today ifadelerini arıyoruz. Bunu aradığımızda direkt cevaba e, Ceyhan diyebiliriz. Yani Mars bir zamanlar sıcaktı, yüzeyinde akan nehirler vardı ama gezegen, bakın ikinci kere tekrar etmiş yazar The'yi kullanmış. Gezegen şimdi arid wasteland yani kurak. E, remaining water locked in, in frost and ice. Kalan suda buza dönmüş diyor yani. Okey. Buza dönmüş. Fiilden önce kullanılan once bir zamanlar anlamına gelir. Dolayısıyla e, biz but yet artı navı arıyoruz. Okey. 18'e geldik. 18'e baktığımızda iki soru kaldı. Şimdi burada mind Fullness and e, yoga diyor. Bakın bundan bahsediyor. Having fun çeşitli sağlığa yönelik faydaları vardır. Noktalı virgülü gördüğünüzde however, nonetheless, e, in contrast bizim ilgimizi çekiyor bu bir. Ikta zamir var ise bu bizim ilgimizi çeksin. Zamir var ise evet. Küpelendirme şıklara baktık. Şimdi D'de de yok. Eledik. C'yi de elemiştik. A ve B'de kalıyorsunuz. Meditasyonun, yoganın faydaları çeşitlidir. B'yi koyalım ama genleri kapatabilirler. Olmadı. Olumsuz çünkü. Ee, however ama ne yapar? Her ikisinden sonuç almak. İşte bu bot ifadesi kilit noktaydı arkadaşlar. Her ikisi bot dediği için direkt hiç düşünmeden A diyebilirsiniz. İki şey kullandı ya. Bu yüzden bot dedi. Çeviri sorusunda son bir değinmek istiyorum. Çeviri sorusunda ne yapacağız? Şöyle baktığımızda önce özneyi çiziyoruz. Daha sonra yükleme bakıyoruz. Katkıda bulundu. Kim katkıda bulundu? Leonardo Vinci. Katkıda bulunmuştur. Şıkların sonunda yüklemi arayacağım. Evet, şıkkın sonunda yüklemi arıyorum. A ve B'de var. Diğerlerinde katkıda bulunmuş yok. A'nın gitme sebebi bakın çok spesifik bir nokta. Contributions dediği için gider. E, A'da çünkü katkılar demiyor, katkılarda diyor. Bu yüzden cevaba Bursa diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Okey bu kadar küçük bir ayrıntı ama zaten Özne'den de giderdi bu soru. Niye Özne'den de giderdi? Burada Özne'ye baktığınızda one of diyor, biri diyor, biri olan ama burada biri yok, birini size başka yerde vermiş yani Özne'de vermemiş. Evet son sorumuz also taktiği paraf downlama, e, son sorumuz ve bitiriyorum arkadaşlar. It also indicated it also indicated aynı zamanda gösterdi. Kim gösterdi? Kim? It'e odaklanalım. Burada baktığımızda it'i karşılayan ne var? Bakın A şıkkında çalışmalar, şey B şıkkında çalışmalar çoğul. A'da bir şey yok. C'de another study demiş. Ve paslı ifade ve paslı ifade ve göstermek, de göstermek Olson'un yapı benzerliğiyle uyuşmasını görüyorsunuz değil mi? Bu yüzden cevaba direkt Ceyhan diyoruz, Olson taktiği ve İt Samir'in adı karşılaması. Evet, sevgili arkadaşlar şimdi taktikleri bitirdik. Hemen kısa bir e, hatırlatmalarda bulunayım. Bu bizim renkli pdf'miz. Bunu biz e, YouTube'da şifre, şifreli olarak yayınlayacağız yayınla beraber. Örnek soru çözümlerimiz var. Ona bakarsınız. Hani burada çözümler ayrıntılı. Son dalımı zaten biliyoruz. Fulleten yüklü taktiklerini yükleyeceğiz. Okey. Ee, ve bu şekilde bağlaçlar listesini e, sevgili arkadaşlar Hakan Hoca King.com'dan elinde olmayanlar satın alabilir. Akıllı PDF listesinde Conjunctions diye alabilirsiniz. Sorular geliyor çünkü nerede alabiliriz diye. Hocam şifreyin aynı mı? Evet aynı. King 81 şifre aynı. Hap bilgilerle ufak tefek eksiniz varsa e, giderin arkadaşlar. Önemli çünkü bu akşam hani bir yarım saat bir saat ne yaptık yaptık mantık bu yani. Bana çok YouTube'dan öğrencilerim dönmüştür sağ olsunlar hocam şu izlediğim video şu kadara olumlu şeylere yol açtı. Belki öğreneceğiniz bir taktik bile size yarın çoğu şeyi e, olumluya çevirecek yani. Evet arkadaşlar güzel geçti güzel bir kapanış e, yapmak istiyorum. İnşallah yarınki sınavımız harika geçecek. Ben buna inanıyorum. Ee, i̇ki tane site paylaştım. YDS yok e, kursu .com. Bu bizim arkadaşlar dedim size. Daha önce de hani e, ne yaptığımız e, siteydi. Üzerinde emek ettiğimiz, çalıştığımız bayağı bir uğraştığımız siteydi. Şimdi e, Quizlet kelime sistemiyle ilgili e, bir link paylaşacağım. Quizlet kelime sistemiyle ilgili. Ee, Mahmut Hocam bana bir linki direkt gönder paylaşalım. Ee, Kuyuzlet ile ilgili. Güzel oldu dersiniz. Evet size de hayırlı kandiller. Kelimeyi e, paylaştığım linkten direkt tıklayacaksınız arkadaşlar. Ee, Kuyuzlet'e döneceksiniz. Kuyuzlet'e gideceksiniz. Yani şöyle ekranda da paylaşım hatta. Görün yani. Evet şimdi şimdi sizlere atıyorum attım linke tıklayın Bu arada burada YDS özel PDF kitaplar burada gerçekten faydalı şeyler var ee, bakabilirsiniz arkadaşlar Okey özellikle e, şeyden bizim kendi web sitemizden hocam ben nereye yoğunlaşayım? Bağlaçlarda eksiğim var. Şu var bu var dediğinizde burada arkadaşlar akıllı pdf e, sistemimiz var. Akıllı pdf sistemi mevcut. Kod istiyorlar Mahmut hocam. Kod kod neye girecekler? Akıllı pdf sistemine baktığımızda arkadaşlar burada mesela çeviriyle ilgili sıkıntılarınız varsa bunu alabilirsiniz. Eş anlam YDS'ciler için. Cümle tamamlama, YDS Gramer'de tüm gramer taktikleri var. E, ilk 20 ile ilgili. Burada bağlaçlarla ilgili mesela. Bunları direkt şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Katılım kodu kabul olmadı hocam diye e, söylüyorlar Mahmut. Evet bir kod. Evet şimdi hocamız yazacak. Mahmut hocam kod istiyor. Ha, ben girdim diyor. Linki tekrar atar mısınız? Linki tekrar atayım. E, linki tekrar attım. Evet. Sevgili arkadaşlar, yayını kapatıyorum. E, kelime oyununu oynayın, güzel geçecek. Okey, Quizlet kelime sistemlerimizi de tanırsınız. E, King 81. Kod, kod Mahmut. E, hocam kod ne? Linki tekrar atıyorum. Evet. Kodu hemen yazıyorum. Söylüyorum yani. Kodu söylüyorum. Evet. Kod geldi mi? kodu yazdım. Evet. Kodu tekrar atıyorum. Arkadaşlar linki de gönderdim ama e, yine gönderiyorum. Linki de gönderdim. Kod Manisa, İstanbul, Adana büyük harflerle boşluk 3 Q Giresun Mobil uygulaması olanlar telefonunda tarayıcısına linki yazıp uygulamada açabilir. Evet kodu yazdım. Ve yayını kapatıyorum. Sevgili arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. E, bu akşam sizlere gerçekten güzel taktikler hazırladık. Güzel bir sofra hazırladık. Güzel oldu. E, değerli yorumlarınızı Instagram'da, e, YouTube'da lütfen sosyal medya desteğinizi bekliyoruz. Çok emek var. Arka planda. E, herkese başarı diliyorum. İyi geceler. Hoşçakalın.